hemşerilerim, sevgili Yalovalılar, sayın il başkanım, değerli belediye başkanlarım, köklerini Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nden alan Devrimin ve Direnişim Partisi. Reklama ihtiyacımız yok artık. Seçim bitti, tamam. Bitti bitti. İndir onları böyle. İndir. Seçim bitti. Artık kutuplaşmaya son verme zamanı bir kere. Önce bunu bilin. Köklerini Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nden alan Devrimin ve Direnişin Partisi, Kuruluşun ve Kurtuluşun Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli yöneticileri, başka siyasi partilere mensup olup da bu seçimde Yalova'nın onuru için, Yalova'nın gururu için, Yalova'nın dik duruşu için, Yalova'nın kavurmaya teslim olmaması için, bize destek veren değerli hemşehrilerim, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, sandık görevlilerimiz, kat sorumlularımız, okul sorumlularımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, başka illerden oy hırsızlığı olmasın diye bize katkı sağlamak için gelenler, oy ve ötesi ve diğer gruplar, bizleri bu kampanyada yalnız bırakmayan başta Sayın Genel Başkanımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz ve desteğini hiçbir zaman unutmayacağım belediye başkanlarımız, başka kentlerde yaşayıp da buradaki akrabalarına telefon açan, onları ikna etmek için Yalova'ya kadar gelen köylüler, bize destek olan bütün yurttaşlarımız, hepinize sonsuz teşekkürler. Bu haksız ve yüzsüz bir seçim sürecini geride bıraktık. Yüzsüz diyorum çünkü kendi sandık görevlisine itiraz eden bir partiyle karşı karşıyayız. Kendisi sandık görevi verdi, sonra o kişi kısıtlıdır, oy kullanamaz diye o kişiyi şikayet etti. Dünya siyaset tarihinde kendi sandık görevlisine onu şikayet eden tek parti olarak geçti AKP. Bu süreçte fazladan bir iki ay ses ve gürültü yaptık. Rahatsızlık verdiğimiz bütün yurttaşlarımızdan özür diliyorum. Kusura bakmasınlar, maalesef Türkiye'de siyaset böyle. Bu kampanya sırasında incittiğimiz, kırdığımız devlet görevlisi, seçmen, parti çalışanı, polis memuru, şoför, kim varsa, o gerginlik içerisinde eğer kırdığımız birisi varsa Cumhuriyet Halk Partisi adına da, kendi adıma da onlardan özür diliyorum. Yalova bu seçim sürecinde bir kutuplaşmanın içine girdi. Bir büyük gerginlik yaşadı. Dün 30 yıldır siyasetle uğraşırım. Dünkü gördüğüm gerginliği başka hiçbir yerde görmedim. Ama bu gerginliği yapanlar Cumhuriyet Halk Partililer değildi. Yalova'daki AKP'liler de değildi. İstanbul'dan gelen AKP'li militanlardı. Yalova'daki
Lanova'da yaşayan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üyeleri, sempatizanları bizim arkadaşlarımız, bizim komşularımız. Biz onlarla beraber yaşayacağız. Ben onların da milletvekiliyim. Vefa Salman onların da belediye başkanı. Hiç merak etmesinler. Onların da hakkını kimseye yedirmeyiz. Onlara da kimse haksızlık yapamaz. Onlar dün bana gerekli saygıyı gösterdiler. Vefa Başkan'a da gösterdiler. Ama İstanbul'dan gelen militanlar her yerde gerginlik çıkarmaya çalıştı. Ama emin olun ki hazırlıklıydık buna, geri püskürttük. Hiç merak etmeyin. Bu seçim sürecinde Yalova'da sözler verdiler. Bursa Büyükşehir Belediyesi pazarın üstünü kapatacaktı. Hem kendisi söz verdi, hem başbakan söz verdi. Benim görevim verilen sözleri takibini yapmaktır. Şimdi sesleniyorum. Siz yalancı değilseniz eğer, gelin o pazarın üstünü kapatın. Eğer Bursa Büyükşehir Belediyesi kapatmazsa Kamil Yaman'a Koru Belde Belediye Başkanı'na onu kapattıracağım. Söz. Nedret, sen de yardımcı olacaksın Taşköprü Belediye Başkanı. Onlara Büyükşehir'in yapamadığını sen karışmayacaksın Yalova Belediye Başkanı olarak. Belde Belediye Başkanları'na yaptıracağım onu. Söz. Bir ikincisi, Sağlık Bakanı, Yalova'ya 400 yataklı hastanenin temelini atacaktım. Ey Sağlık Bakanı, ey değerli hemşerim, sen yalancı değilsen gel o hastanenin temelini hemen at. Muharrem İnce'nin diline düşme. Düşme. Seni takip edeceğim Müezzinoğlu. Hastaneye ihtiyacımız var. Bak, onkoloji uzmanları yok. Kanser hastalarımız Bursa'ya gidiyor, İzmit'e gidiyor, İstanbul'a gidiyor. Meydanlara çıkıp Muharrem İnce doktor tayini yapabilir mi? Yapamaz. Ama ben yaparım demesini biliyorsun. Sen abadaylık yapma. Gel temelini at, temelini. Benim dilime düşme. O mecliste perişan ederim seni. Perişan ederim seni. Ey Melik Gökçek. Ey sana. Melik Gökçek seçim iptal olunca dedi ki Yalova'ya çadır kuracağım dedim. Gelebildi mi? Mahmudiye'ye gitmiş. Mahmudiye'de CHP farkla aldı. Keşke Yalova'ya gelseydi de fark büyüseydi. Ona demişler ki Yalova'ya gitme, oy kaybederiz. Onun için gelemedi. Ama söz verdi. Her mahalleye park yapacaktı. Birisi 10 park dedi, öbürü 13 park dedi. Ey Melih Gökçek, parkları istiyorum. Çadırı kuramadın, park kur. Eğer 10 parkı kurarsan, sana söz veriyorum, AKP'li belediye meclis üyeleri de bizim arkadaşımız, bizim komşumuz. Ben CHP'li ve AKP'li belediye meclis üyelerini bir kahvaltıya çağıracağım birlikte. Diyeceğim ki sizden bir şey istiyorum bu şehrin milletvekili olarak. Bu Melik Gökçek 10 tane park yaparsa parklardan birine Melik Gökçek'in adını ver. Versin mi? Çocuklar top oynasın. Bunları da bekliyorum. Yine bu esnada
bir sandık görevlisi, AKP'nin bir sandık görevlisi kalp krizi geçirmiş. Bizim Sakarya milletvekilimizin olduğu anda olmuş bu. O sandığa gittim, yapabileceğimiz bir şey var mı dedim. Hiç fark etmez AKP'nin sandık görevlisi olması. Sağlık konusudur bu. Kendi çocuğum gibi, kendi akrabam gibi hiç fark etmez. Herkesle ilgileniriz. Ona da buradan Allah'tan şifa diliyorum. Geçmiş olsun. AKP yeniden itiraz edecek mi? Şimdi bakın. Mızıkçılık yapmayın. Yani onlara şunu söyleyeyim. Mızıkçılık yapmayın. Ya biz sizi yenmeye bıktık, siz yenilmeye bıkmadınız. Yeter artık. Yeter, uzatmayın. Hani dayak yiyen çocuklar vardır ya. Annem izin vermiyor, pantolonu ütülüydü. Ondan sürekli bana bırakın artık. Bırakın kendinizi, rezil etmeyin. Rezil etmeyin kendinizi. Gelin, EFA Başkanı kutlayın. Biz de gelelim sizin partinize, bir çay içelim. Bu gerginlikleri bitirelim. Gerek yok buna. Bütün partilere bir ziyaret yapalım. Belediye başkanımızla, il başkanımızla birlikte. Kapatalım bu konuyu. Şimdi hizmet zamanı diyelim. AKP'li yöneticilerine de şunu söylüyorum. Gelin bana yardımcı olun. Ben onları sıkıştırayım. Melih Gökçe'yi, Bursa Büyükşehir'i, Sağlık Bakanlığı sıkıştırayım. Size deyin ki ya bak biz bunları yapmazsak yalancı durumuna düşeriz. Siz de bastırın da hastaneyi yaptıralım. Üst geçidi yaptıralım. Bunları yaptıralım. Yardımcı olun bize. Değerli arkadaşlarım, yine bir korkum var tabii burada benim. O korkum da şu, acaba diyorum, başbakan bunları bir sıra dayana çeker mi? Hepsi, topla. Rezil ettiniz beni. Böyle olacağını bilseydik, iptal ettirmezdik. O kadar bakanı gönderdim. Yuvacık barajından su verecekti bize Kocaeli. Suları bekliyoruz. Öyle diyor. Ama suyumuzu kesecek hali yok. Bakacağız bunlara. Değerli arkadaşlarım, bunların Yalova'ya nasıl baktıklarını hep birlikte göreceğiz. Biz burada bu kampanya süresince bize atılan sayısız iftiralara cevap vermedik. Ciddiye de almadık. Ama seçim bitti. Varsa bir baba yiğit, atsın o iftiraları, nasıl cevap vereceğimi bütün Yalova, bütün Türkiye görür. Hadi gelin şimdi atalım. Aman, aman işi özünden sapmasın, seçim gündem kaybolmasın diye cevap vermedik bunlara. Ama ben şunu söyleyeyim. Bütün karalamalara rağmen, bütün iftiralara rağmen, bütün yalanlara rağmen ben hakkımı herkese helal ediyorum. Herkese. Hiç kimseye kırgınlığım, zorluğum yok. Hiç kimseye küs değilim. Yalova'nın AKP milletvekiliyle Yalova'nın hayrına olacak bir işi görüşmeye hemen hazırım. Yakup Koçal'la görüşmeye hemen hazırım. Seçim bitmiştir. Yalova'nın belediye başkanı Vefa Salman'dır. Şimdi hep birlikte bu arkadaşımıza yardımcı olmamız lazım. Hep birlikte. Temel Coşkun'a da diyorum ki yarış geride kalmıştır. Şimdi gel beraber milletvekili olarak Yalova Belediyesi'nin Ankara'daki hakkını, hukukunu, parasını, projesini gel beraber takip edelim. Biz bu şehrin milletvekiliyiz. Bunları takip etmek bizim görevimiz. Bunu beraber yapmalıyız. Biz bu seçimi Allah'ın izni, milletin isteğiyle kazandık. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ulusal basının yandaşlığı,
AKP'nin adayının her gün bir kanala çıkması, bize ise davet eden sadece Halk TV olması. Hayır. Herhalde millet bunları görüyor. Ama aynı şeyi yerel basın için söyleyemeyecek. Onlara teşekkür ediyorum. Onların bir tanesine neden kırgın olduğumu onun yüreğine bırakıyorum. Gerisinin hepsine teşekkür ediyorum. Muharrem'le Vefa buradayken sen yandaşlık yaparsan bizim gönlümüzü kırarsın. Senden yandaş olmanı, bizden taraf olmanı istemedim. Keşke doğru olsaydın, dik olsaydın, ortada olsaydın da gönlümüzü kırmasaydın. Mektup adrese gider. O mektup adrese gider. Geri kalan herkese çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Bu arada bu kadar emek, bu kadar ter. Geldiniz, koştunuz, yürüdünüz. Ben de bugün bir şeyi özlemişim. Kravatımı özlemişim, kravatımı. Bir şeyi daha özledim. Bir de meclisi özledim, meclisi. Bir de meclisi özledim. Mecliste ben de sizle gurur duyuyorum. Siz var ya Türkiye'nin en örnek insanlarısınız. En örnek insanlarısınız. En örnek insanlarısınız. Siz burada boyun eğmediniz. Boyun eğmediniz. Siz burada dik durdunuz. Siz bükülmediniz, eğilmediniz. Siz güce diz çökmediniz. Siz Türkiye'nin en onurlu insanlarısınız. Meydan okudunuz hepiniz. Size ben teşekkür ediyorum. Gerçekten dedim ki iki aydır kravat takmıyorum. Bir kravat takayım dedim. Şöyle baktım özlemişim kravat takmayı. Meclisi de özlemişim de bakayım beni meclis özlemiş mi onu gidince göreceğiz. Mazbata almadan ben konuşmam diyor Vefa Başkan. Sen gene de bir şeyler söyle. Söylesin değil mi? Peki. Evet, belediye başkanımıza veriyorum mikrofonu. Evet. Bir daha bir daha bir daha bir daha sen çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tamam, tamam, çok teşekkür ederim. Allah'a bir daha razı olsun. Sağ olun, var olun. Şimdi siyasi etik yerine baktığınız zaman Emir Demirkeser, grup başkan vekili. Bu bir. Ama çok önemli değil. Şimdi ben birazcık kararı aldım. Mazbata almadan basına konuşmayacağım dedim. Sadece Halk TV'ye bir demiş verdim. O da 4. Muharrem'in açıkladığı gibi başından beri bu olaya inandığı, sahip çıktığı için özellikle burada Uğur Dündar'a selamlarımı yolluyorum. Oradaki birçok insanın çok ciddi emeği geçti. Gönüllü kahramanlar var, görünmez kahramanlar var. Ama bu işte benden önce bir tane kahraman var. Uğur Dündar'a Yalova'da halk arenasını yaptıran adam, bu süreçte Yalova'yı asla terk etmeyen adam, sonuna kadar benim yanımda duran, Yalova'nın yanımda duran ve Türkiye'ye de yeni bir devrim başlatan, ikinci Kurtuluş Savaşı'nı başlatan adam Muharrem İnce var. Önce o hakkını helal etsin, sonra bütün Yalova, sonra bütün Türkiye hakkını helal etsin. Ben bu savaşın sadece tepesindeki kahraman oldum sizlerin sayesinde.
içerisinde. Ben bir timsalim ama asıl başarı Yalova'nın başarısı, Yalova'nın başarısı sizlerin başarısı. Hepinize bu anlamda sonsuz şükran borçluyum. Bakın, bu seçim sürecinde gerçekten şu iki ayda öncesinde de çok güzel anlar yaşadım. Çok duygulu anlar yaşadım. O kadar çok yeni tanıştığım seçim sürecinde dostum oldu ki, burada içinizde de var, karşımda duranlar da var. Bundan sonra ben onların en acı günlerinde de yanındayım, en mutlu günlerinde de yanındayım. Siyaset kimseye bağlı değil. Makam mevki kimseye bağlı değil. Buraya katkı sağlayan bütün parti büyüklerine, hepsine teşekkür borçluyum. Bir çoğunu aradı, bugün görüştük, dün akşam görüştük. Tabi iade ziyaretlerine gideceğim ama bir insana özel bir muamele göstermek durumundayım. Kartal Belediye Başkanı Altınok Özel. Kendisine de ifade ettik. Benim anım yok. Bundan sonra kendisine de ifade ettik. Yine bakın, biraz önce Muharrem Bey vurguladı. Sandık kurulduğunda, oluştuğunda Yusuf Ziya İlköğretim Okulu'nda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir sandık görevlisi kalp krizi geçiriyor. Bana verilen bilgiye göre de durumu ciddiymiş. Ben acil şifalar biliyorum. Ve şunu söyleyeyim. Ben belediye başkanı olmasaydım da o kalp krizi geçirmeseydim. Önce insan. Tabii bunu bizim iyi anlatmamız lazım, iyi öğretmemiz lazım. Özellikle gençlere. Hukuklaşmayı biz yapmadık ama evelallah biz Cumhuriyet Halk Partimiz, bu duvarı biz kaldırırız, hukukları biz tekrar orta noktada buluştururuz, bütünleştiririz. Şunu söyleyeceğim. Sandıkları geziyorum. Tek tek herkesin elini sıkıyorum. Üç tane rahmetli oğlum yaşında çocuk. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işaretini takmışlar. Elimi uzattım, elimi uzatmadılar. Dedim ki ben sizin babanızın yaşında. Ayıp, ben sizin büyüğünüzüm. Ama şunu da söyleyeyim, oradaki tesettürlü bacım, dini, manevi duygusu gereği aynen yaptığını geçiyor. Onlarcasının bu. Allah onlardan razı olsun. Ben de aynı şekilde cevap verdim. Beraber yaşamayı bu ülkeye öğretmemiz lazım. Doğru. Şimdi Yalova çocuğu olsa elini çıkar mısın? Sağ olun. Şunu da söyleyeyim. 14 aylık aday adaylığından beri yoğun bir süreç yaşadım. Bu süreçte elbette ki çok sinirlendiğim anlar oldu. Yorgunluğa bağlı. Bazen üstünüze fazla geliniyor. O yüzden kırdıklarım mutlaka olmuştur. Ben de Muharrem Bey gibi bu anlamda o insanların affına sığınıyorum. Hepsinden özür diliyorum. Beni affetsinler. Aklımı helalesinler. Ama ben Muharrem Bey gibi herkese de hakkımı helal etmeyeceğim. Helal etmeyeceğim insanlara. Ben başından beri hayatta kırılmadım. Bundan sonra da kırılmayacağım. Böyle yetiştirdim, böyle büyüdüm. Makamla mevkiyle de kendi karakterimi değiştirecek halim yok. Vefa kardeşimiz doğrucu doğru olmaya, yüzlü yüzün belediye başkanı olmaya devam edecek. Bundan en ufak bir şekilde endişeniz, kuşkunuz olmasın. Gördüğünüz gibi bu süreçte ne söz verdiysem tek tek tuttum. Hem de bir kez değil, birkaç kez. Ne dedim ben Yalova'ya? Hem Yalova'yı hem Adalet ve Kalkınma Partisi'ni Yakup Koçal'dan kurtaracağım. Bir yetmedi, bir daha kurtardım. Bir daha yapsınlar, bir daha kurtardım. Bakın, şunu da söylemek istiyorum. Şu iki ay boyunca şunu anlattım. Gelmişler buraya, Büyükşehir Belediye Başkanları, bakanlar, başbakan. Sokak arasında bakan geziyor. Artık yolcularda öyle bir şey yaptı ki, kabullendi ki, sıradan bir olay oldu. Yolda bakanla karşılaşmak. İşin de suyunu çıkardılar. Ama ben şunu dedim. 1 Haziran akşamı burada kimse kalmayacak. 2 Haziran günü dün buradaydı, bugün burada, yarın burada Refah Sağman olacak. 2 Haziran kimse yok burada, Refah Sağman yalamadı.
Ali Bilgi de burada ama o da Ankara için Ankara demiş. Ben de buradayım. Buradan bir kişiye de özel selam gönderiyorum. Yanılmıyorsam İstanbul Belediyesi'ne Mustafa Ataş geldi buraya, kamp kurdu, çadır kurdu. Melih Gökçe kurmadı ama o kurdu. Önde geleni çağrı etti. Ne oldu? Geldiği gibi gitti. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu kendi Yalova modelini öğreteceğiz, tanıtacağız. Seçimde bunun ilk kılıcımını ateşledi. Bu burada kalmayacağız. Nasıl birlikte yöneteceğiz, sevgiyle büyüteceğiz dediysem ben bunun sonuna kadar arkasındayım, arkasında olmaya devam edeceğim. Çünkü şu var, bakın. Öyle bir hale getirdiler ki seçimi, ben gariban kahramanlığı mahalle bakkalıydım, hipermarkete savaş açtırdılar. Ama insanlar şunu biliyor, burası Yalova, başka yere benzemez. Her ne kadar insanlar alışverişe, hipermarkete gitseler de bilirler ki onların cemiyetlerine de, cenazelerine de mahalle bakkalı gelir. Şimdi doğru arkadaşlar, basına bir tek bir şey söyledim, onu da söyleyeyim, fazla uzatmayayım. Gerçekten kazanmaktan yoruldum. Yani kaç olduğunu ben bile unuttum artık. 5-0 mı oldu, 4-0 mı oldu, fark etmiyor. Yine pehlivan güneşe doymazmış diyorlar ama Allah gerçekten doğruymuş yani. İtiraz etseler, ortaya bir tekrar sonuç çıkacağı yok ama şunu yaptılar, Yalova'yı çok zaman kaybettirdiler. O yüzden o 2 aylık kayıp için ben hakkımı helal etmiyorum. Sizler kaybettiniz, Yalova kaybetti. Ne ben kaybettiğim için kaybetti, kaybettiniz, Yalova'yı kaybettiler. Eğer olacağı yok ya, bir daha tekrar edilirse zaten fark ne olacağını kendilerine şaşıracak. Bu anlamda mazbatlar aldığımız gün haberimiz olacak. Onun programını yapacağız biz. Mutlaka Muharrem Bey'le beraber, bir başkanımızla beraber. Bundan haberimiz olacak. O akşam bir kutlama da yaparız. Ben yine bu süreçte emeği geçen herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Gönüllü gönülsüz kahramanları kucaklıyorum. Bu seçimin kazanmadaki timsali benim dün gözlerimi dolduran bir bacımla bitirmek istiyorum. Evden giremeyecek durumda yaşlı, baston değnekli torunun yanında, kucağında geldi. Yusuf Ziya'ya giriyorum. Sedye'de boylu boyunca uzanmış, sırf İstanbul'dan bana oy kullanmaya gelmiş bir bacım vardı. Ağrı Kırtay'a fotoğrafımızı çektirdim. Başını döndüremeyecek kadar hasta durumdaydı. Elimi öptü, o da benim elimi öptü. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. İçimden ağladım. Bence bu seçimin timsali o. O fotoğrafı Faruk Kırtay'dan alın değerli basın mensupları. Bu seçimin kahramanı Refah Sermenli o başında. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet, o işi kapatalım artık. Kavurma kısmı kapanmıştır. Artık onu konuşmaya gerek yok. Seçim bittik, kapadık. Şimdi değerli arkadaşlarım, az önce Sayın Başkan'ın bahsettiği AKP'nin seçim koordinatörü Mustafa Ataş'ın gelenlere yaptırdığı bir dua var. Biliyor musunuz onu? Bilmeyenlere söyleyeyim. Şöyle dua yaptırıyor. Dünya lideri başbakanımızı üzme, Muharrem İnce'yi üz ya Rabbi diyor. Şimdi Mustafa Ataş, herhalde sen bu duaları abdestsiz yaptırdın, tutma. Abdest alıp da yaptırsaydın. Şimdi AKP'nin bütün milletvekilleri burada. Bakanlar burada. Büyükşehir Belediye Başkanları burada. Başbakan burada. Seçimi yine biz aldık. Şimdi bak, sesleniyorum. Ben Refah Başkan'ın haberi bile yok.
afişlerin hepsini topladım, kenara koydum. Dedim ki bunlar gene iptal iptal yaparlar, 2 ay sonra bir daha gideriz. Afişleri kenara koydum. Bak, uğraşmayın, gelin kutlayın. Ama illa uğraşırsanız bu sefer iyice perişan ederiz. Bak ne olur biliyor musun? Bu sefer getireceğiniz Putin'le Obama kalır. Başka kimse kalmaz. Onları da getirin. Savunmaya zaman kaybettirmeyin. Gerek yok bunlara. Siz kazanırken iyi de biz kazanırken mi kötü? Gelin kutlayın. Gelin çayını için başkanım. Bak ben de Ankara'ya gideceğim. Otursun koltuğuna bir gideyim çayını içeyim. Ondan sonra gideceğim. Gel Temel Coşkun'la beraber gidelim. Beraber gidelim biz bu şehrin milletvekiliyiz. Gidelim belediye başkanımızın bir çayını içelim. Ondan sonra ben de milletvekili olarak belediye başkanımızla biz bir partinin üyesiyiz. Gidelim siyasi partileri bir ziyaret edelim. Merhaba diyelim. Gerginliği, kutuplaşmayı bitirelim. İşimize bakalım. Bak Yalova'nın trafik sorunu var. Başkan oturup bunu çözmesi lazım. Sokağa çıkamıyorsunuz Yalova'da öyle değil mi? Sokağa çıkamıyorsunuz. Arabayla geçemiyorsunuz. Bunların hepsini halletmemiz lazım. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Biz şimdi belediye başkanımızla, il başkanımızla otobüse binip şöyle bir şehir turu yapalım. Bize izin var mı? Var. Peki. Pilotları alsın birisi.